gençlerim. Haydi bakalım. Halk edebiyatına devam ediyor hocanız. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Tabii ki anonim halk edebiyatı. Anonim halk edebiyatı şiir türlerinden manayı bitirmiştik değil mi? Bitti. Şimdi neredeyiz? Türküdeyiz. Türküyle beraber merhaba diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım türkü. Arkadaşlar türküde sadece şiir olmaz. Şiirin yanında ezgi de olur. 7'li, 8'li, 11'li, 3'lü yazılabilir. Ve türkü diğerlerinden ayıran en büyük arkadaşlar, en büyük olay şudur. Bak, burada farklı bölümler vardır. Bak, bunlar benddir. Benddir. Bir de bentlerin arasında tekrar eden bölümler vardır. Şu maviyle yazdığım yerler tekrar eden bölümler olduğu için bunlara bağlama ya da kavuş taklidir. Mavi ile alakalı bölümler tekrar eden bölümler olduğu için bunlara bağlama ya da ne denir arkadaşlar? Kavuş taklidir. Bir örnek vermek istiyorum. İzninizle tahtadan. Bak birazdan geleceğiz ama bir örnek. Bak mavi ile yazdığım yerlere bakın. Bak çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım. Elim koynumda kaldı. Bak burası bent. Ah neymiş neymiş. Kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi. Ateşten gömlekmiş. Tekrardan bölüm. Bağlama ya da kavuştak. Çarşamba yollarında. Kelepçe kollarında. Allah canımı alsın. O yarın kollarında. Bent. Ah neymiş neymiş. Kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi. Ateşten gömlekmiş. Bak bu da bağlama ya da nedir arkadaşlar? Kavuştak. Bak aniymiş bölümleri şunların nasıl tekrar ettiğini hep beraber gördük mü? Hikayemiz budur. Tamam mı? Bak hocam peki burada bentler üçlük yapmışsınız. Bağlama kavuştukları ikilik yapmışsınız. Özgürsün la. Atış serbest. Atıyorum bunlar üçlük yine aynen. Bentler üçlük. Bağlama kavuştaklar atıyorum birlik olabilir miydi? Olur. Sıkıntı yok. Hocam peki bunlar atıyorum dörtlük. Tamam. Bentler. Değil mi? Peki bağlama kavuştaklar atıyorum ikilik olabilir miydi? Olurdu. Ya da hocam birlik olur muydu? Olurdu. Öğretmenim mesela bunlar üçlük olur muydu? Olurdu. Bentler dörtlük atıyorum bağlama kavuştaklar da dörtlük olur muydu? Olurdu. Sıkıntı yok. Yani burada bağlama kavuştak bizim için önemli. Biraz sonra yapılarına göre koşmalarda geleceğiz. Şimdi pardon yapılarına göre türküler de geleceğiz. Ezgilerine göre türküler. Bak ezgilerine göre ikiye ayrılır. Bir, usullü türküler bunlar belli bir usule göre yapılanlardır. Ve aslında bunlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar oynamalardır. Belli bir usule göredir. Bunlar oynamalardır. Bir de usulsüz türküler vardır. Bunların belli bir usulü yoktur. Bunlar uzun havalardır. Bak, benim güzel ülkemin, tamam değişik yerlerinde bir sürü oyun havası vardır. Bak, oturak oyun havası usullü türküdür çünkü oyun havasıdır. Oturak havası, Konya'dır. Tamam, tekez ortlatması da vardır Konya'da. Kırık hava, Urfa'dadır. Karşılama, Marmara'dadır. Bunları bilelim, sınavda çıkar. Horon, Karadeniz'dedir. Sümmani Erzurum'dadır. Dattiri Isparta'dır. Ne güzel değil mi Dattiri? Isparta'dadır. Zeybek Ege'dedir. Bak gördünüz mü? Evet. Hadi tekrar edelim. Usulü türküler nelerdir? Oynamalardır. Tamam. Ben yerin adını söyleyeceğim. Siz oranı arkadaşlar hadi bakayım bana usulü türküsünü söyleyeceksiniz. Konya. Oturak harika. Urfa, kırık, harika. Marmara, karşılama, harika. Değil mi? Bak, Isparta, datteri. Evet, Erzurum, sümmani. Bitti. Karadeniz, horon. Ege, zeybek. Hikaye bu kadar. Değil mi? Bir de usulsüz türküler vardır. Bunlar uzun havalardır. Divan, bozla, kayabaşı, koşma gibi usulsüz türküler vardır. Uzun havalardır. Tamam. Konularına göre türküler. At serbest. Salla gitsin.
Çok rahat. Rahat, rahat. Mesela aşk hakkında bir türkü varsa. Aşk türküsü. Bak, bir asker için türküyü yakmışım. Asker türküsü. Bak ne güzel arkadaşlar. Mesela iş yaparken türkü söylüyorum. İş imece türküsü. Yani sınır yok ki. Arkadaşlar bak burada da notunuzda demişim. Karamanlık için türkü, karamanlık türküsü. Bak törende türkü söylüyorum, tören türküsü. Türküyü karşılıklı söylüyorum, karşılıklı türkü. Ölüm için türkü söylüyorum, ölüm türküsü. Oyun için türkü söylüyorum, oyun türküsü. Sınır yok ki. Bak yapılarına göre biraz önce anlattım, gayet serbestsiniz. İlk önce bentik kavuştan ne olduğunu bileceksiniz. Şu siyahlı bölümler farklı olduğu için, tekrar etmediği için benttir. Ah neymiş neymiş bölümler tekrar ettiği için nedir? Bağlama kavuştandır. Bakın bu yedileci ölçüsüyle söylenmiş. Türkü genelde yedili, sekizli, on birli dedin mi? Evet, mani tipinde. Bak dörtlükleri mani tipinde. Ama bak özgürsünüz. Mesela burada bentler 1-2-3-4. 1-2-3-4. Hani Aksaray'da bir çocuk var ya, replik. Ben özgürüm diyor ya arkadaşlar. Aksaray'da bir çocuk var, ben özgürüm diyor. Bir replik var. Buna Aksaray, ben özgürüm yazarsanız YouTube'a herhalde çıkar. Aynen öyle. Özgürsünüz. Bak. Şunlar kavuştak olsun. Atıyorum bu dörtlük, bu da dörtlük olabilir. Ne demiştim ben? Atıyorum bu dörtlük. Atıyorum bunlar birlik olabilir. Atıyorum bunlar dörtlük. Kavuştaklar ikilik olabilir. Atıyorum bu dörtlük, kavuştaklar üçlük olabilir. Özgürsün. Mani tipinde bu şekilde yazılabilir. Şu siyahlar ne bölüm oluyor? Bent bölüm oluyor. Peki maviler ne oluyor arkadaşlar? Bağlama ya da kavuştak oluyor. Yani gayet rahat olun. Gayet rahat olun. Tamam. Şimdi bir örnek daha. Bak. Burada da arkadaşlar dörtlük, bağlamalar üçlük. Bak. Kırmızı kalemimi alayım. Bunlar bent. Bent. Maviyle yazdıklarım neler? Bağlama ya da kavuştak. Bağlama ya da kavuştak. Bakar mısınız? Mor koyun meler gelir, dağları deler gelir. Hakikatli yar ise geceyi böler gelir. Nesine yavrum nesine? Sigara koymuş fesine. Ben yandım cilvesine. Mor koyun meşelerde, gül yağ şişelerde, evler eve gider, ben kaldım köşelerde. Nesine yavrum nesine, sigara koymuş fesine, ben yanım cilvesine. Şu bölümü gördünüz mü? Aynen tekrar ediyor. O zaman bu bölüm nedir? Bağlama kavuştak. Bak 4-3 özgürsün. Tamam mı? Bazen şekilde de karşınıza çıkabilir. Aman diyeyim dikkat edin. Bak arkadaşlar iki tane dörtlük gibi duruyor da böyle ne olmuş biliyor musunuz? Ayrı yazılmamış. Bak. Şunlar bent. Farklı olan yerler. Aman dikkat edin böyle sorabilir. Bak adama bak. Bağlamayı kavuşta dörtlüğün arkasına ne yapmış? Eklemiş. Sen şimdi bu türkü değil diyebilirsin. Ama tekrardan yere bakınca çıkar. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başımı alıp gidem gurbet illere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Sevdiğim sevanın güneşi mahı, seni seven aşık çekmez mahı. Getir el basayım kelamullahı, ne sen beni unut ne de ben seni. Bak bunlar bağlama kavuştak, arkasına eklenmiş. Keşke sesim güzel olsaydı da size bunu söyleyebilseydim. En azından türkünün ezgili olduğunu görürdük. Etrebe söylemek ister misin bunu burada? Şiir mi? Evet, bunu türkü şeklinde. Ezgili bir şekilde. Yok, bugün olmaz dedi Etra abi. Eğer havasında olsaydı öyle bir döktürürdü ki arkadaşlar. Etra abi zaten hani böyle Etra abinin sesini dinlemek istediğimiz zaman Etra abinin YouTube kanalı var. Etra abinin YouTube kanalından Etra abi babayı bay girince onun muhteşem sesini oradan da zaten ne yapabiliyoruz? Dinleyebiliyoruz. Evet, bakın. Bağlama kavuştak gördünüz mü? Bak dörtlüğün nelerinde sonlarında. Diğer taraflar nedir arkadaşlar? Bent. Tamam bak geldik. Üçlük ikilik, üçlük ikilik olur. Hocam üçlük birlik, üçlük birlik olsaydı olur. Olurdu özgürdü. Rahat ol. Bak bura. Aşağıdan akar gelir gemiler. Yer vurdukça inim inim iniler. Vefasızlar ayda bir dost yeniler. Bent bölümü. Tekrardan bölüme geldim. Güzel olsa ismen olsa el verir. Kadir Mevlam ihsan eder yer verir. Bak burası bağlamaya da kavuştak.
Yaz gelince açar çiçeği, ağlar takınır hançer bıçağı. Böyle mi olur bu yerlerin gökçeği? Ben, güzel olsa ismer olsa el verir, Kadir Mevlam ihsan eder, yer verir. Bu da arkadaşlar bağlama ve kavuştandır. Anlaştık mı? Peki, işte türküyü o zaman öğrendik, özgür olduğunu gördük. Arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa türkü sözcüğü, ilk defa türkü sözcüğü ta divan edebiyatında metinlerde. Çünkü sözde bir edebiyat olduğu için yazıya geçirilmedi. İlk defa türkü sözcüğü Alişur Nevai'nin divan edebiyatta göreceğiz. O Mizanül Evzan adlı eserinde geçmiştir. Anlaştık mı? Hani bunu da bilin. Ve bir tahtada türküyü güzel bir şekilde bitirdik mi? Evet. O zaman ne olacak? Video devam ettiğine göre. Tabii ki tahta sileceğiz. Al. Yala yut. Al. Hadi arkadaşlar tahtayı silelim. Evet gençler. Haydi bakalım. Tahtayı temizledik. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ne işledik sizinle? Anormal edebiyatı nazım şekillerini işledik. Ne işledik? Mani işledik. Türkü işledik. Şimdi sıra nerede arkadaşlar? Tabii ki ağıt ve ninni ile artık nazımı kapatıp nesire geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ağıt. Ağıt ve ninni aslında bir tür türkü çeşidi olarak düşünülüyor. Tamam. Ağıt. Bildiğiniz şeyler. Ölen kişinin arkasından ağıt yakılır değil mi? Ölen kişinin arkasından. Bunun İslamiyet öncesi dönemdeki adı neydi? Sagu'ydu. İşte halk edebiyatında da bu ne olarak karşımıza çıkmıştır? Ağıt. Peki bunun divan edebiyatındaki adı var mıdır? Vardır. O da Mersiye'dir. Hani Kanuni ölünce Baki arkasından ne okuyor? Ne söylüyor? O Kanuni Mersiye'si. Ya da Şehzade Mustafa Kanuni'nin oğlu. Şehzade Mustafa'nın arkasından Taşçalı Yahya ne yazıyor? Ne yazıyor? Şehzade Mustafa Mersiye'si yazıyor. Ne yazacak değil mi arkasından? Şimdi arkadaşlar ölen kişinin arkasından ağlıyor. Olay budur işte. Peki ağlayan kişi mesela Allah korusun bir cenazede. Yerlerde yuvalanıyor, kendinden geçiyor, ağlıyor. Peki ağlarken ölen kişinin yiğitliğinden bahsediyor mu? Evet. Gitti derken kör ölür. Unutmayın badem gözlü olur onun yiğitliğinden, her şeyinden bahsediyor. Peki ağıt yakan kişiye ne denir? Sıgıççı ya da ağıtçı denir arkadaşlar. Hani bu batıda özel olarak ağıtçılık diye bir meslek yoktur ama Doğu ve Güney Anadolu'da şu an çok az ama önceden çok vardı. Bir de şöyle bir inanış vardır Etra Bey burada. Mesela ben 30-40 yıl öncesinin Türkiye'sinden sana birkaç bir şey söyleyeceğim. Mesela birisi birisinin ölüsüne gitti ağladı ya. O da ödünç olarak öbürünün ölüsüne gidip ağlıyor. Tamam mı? Bir kişinin ölümünde ne kadar çok kişi ağlarsa, ne kadar ağıt yakılırsa o kişinin sevildiği anlamına gelir. Hatta yani 30-40 yıl öncesinin Türkiye'sinde mesela bir cenazeye parayla ağıtçı tutulur. Tamam mı? Ağıtçı tutarsın, gelir ağlar, gider. Bak ağıt budur. Ölen kişinin yiğitliği vardır, bunlar vardır. Ama ben sadece bunu ölümle sınırlandırmak istemiyorum. Mesela ölüm, tamam bir ağıt yakma sebebidir. Ama arkadaşlar, gelin olan kızın arkasından da ağıt yakılır. Kızı gelin oldu, evden gidiyor, ağıt yakar. Ya da gurbete çıkmada da ağıt yakılır. Yani bu ağıtı sadece bir yerde sınırlandırmayalım. Tamam, bir üzüntü var ortada, o kesin. Arkadaşlar, bu arada ağıt yakarken mesela atıyorum birisi öldü. Onu öldüren, ölümüne sebebiyet veren kişinin arkasından kargış. Kargış demek beddua demek. Beddua da yapılır, tamam mı? Ölen kişi övülüyor ya, ölen kişi övüldüğü için alkış da yapılır. Zaten kargış bedduadır. Bedduadır. Ağıtın içinde bunlar vardır. Alkış da nedir? Duadır. Bunlar da vardır. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Sakın yazmışım.
keyfe keder yazmadık. Bir mantığımız var. Şimdi ben burada ne yazıyorum? Sakın karıştırma. Karıştırmaman gereken bir şey. Asla. Kat'a karıştırma. İki tane ağıt vardır. Birisi şu an gördüğümüz anonim halk edebiyatıdır. Anonim halk edebiyatı, bir de arkadaşlar ileride gelecek olan bir edebiyat vardır. O da nedir? Aşık tarzı halk edebiyatı. Bir anonim halk edebiyatı vardır. Bir de aşık tarzı halk edebiyatı vardır. Peki bana bakar mısınız? Anonim halk edebiyatında arkadaşlar ağıt yakan kişinin herhangi bir şekilde şairi belli değildir. Bu halkın önündür. Ben burada bir ağıt yakarım. Etrafı bunu değiştirir, kendinden bir şeyler katar yakar. O başka bir şey katar yakar. En son ortaya bir ürün çıkar. Halkın önündür. Ama aşık tarzı halk edebiyatında ağıt söyleyen kişi şairi bellidir. Peki siz bunu nereden anlayacaksınız? Mahlas. Mahlas. Halk edebiyatında buna mahlasa tapşırma ismi de verilir. Mahlas ya da tapşırmadan anlayacaksınız. Baktınız ölüm var. Tamam. Bir bak kardeş. Eğer mahlas varsa bu arkadaşlar aşık tarzı halk edebiyatında bir şairi var. Baktınız mahlas yok. Anonim halk edebiyattır. Tamam mı? Aman dikkat, unutmayalım. Bu konu önemli. Peki öğretmenim ninni. Ninni nedir öğretmenim derseniz, ninni kısaca balu, balu. Eski adı balı baldır. Arkadaşlar bunda bir türkü çeşidi olarak söylenir. Ve ninni arkadaşlar annelerin çocukları uyutmak için söyledikleri nelerdir arkadaşlar? Türlerdir. Bak ağıt da öyle hece ölçüsünü yazılır. Ninni de hece ölçüsünü yazılır. Türk şiirinde de genellikle 7-8-11 ile ölçü kullanılır. Tamam mı? Bir sürü var. Ama burada en meşhur. Bak buraya yazmışım. Bak aynen. Bak nasıl video ya. Çözmüş. Dandini dandini danalı bebek. Elleri kolları kınalı bebek. Benim de yavrum cicili bebek. Uyusun da büyüsün ninni. Yalnız yavrum uyumuyorsunuz değil mi la? Ben bunu söylüyorum diye uyumuyorsunuz. Evet. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı. Yemesin lahanayı. Lahanayı yemez kökünü yer. Benim de kuzum lokum yer. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Ninni bu şekilde karşımıza çıkar. Ha. Benim şimdi Allah bağışlasın iki tane evladım var arkadaşlar. Birisi Ege, birisi Bilge. İkisi de ninni söylemedim. Affedersin bu sesle ninni söylenmez. Benim temel tekniğim şudur arkadaşlar çocuk uyutmada. Bak bu demek ki o zaman yokmuş. Temel tekniğim şudur. Elektrikli süpürge. Elektrikli süpürgeye bak yarın bir gün çoluk çocuk sahibi olacaksın. Elektrikli süpürgeyi çalıştırın çocuk uyuyor zaten. Aynen. Saç kurutma makinesi. Demek ki bu anne karnındaki seslere benzer sesler. Oo benim temel tekniğim bilmiyor muydun Etrabe? Etrabe o zaman sen Ali'yi büyütürken çile çekmişsin. Yok ben ninni. Bak hadi bir ninni söyle de dinleyelim ya. Azerbaycan'da yok mu? Azerbaycan ninnisi. Tamam Azerbaycan ninnisi söyle. Hadi. Lanay dedim yatasın, kızım güler batasın. Lanay dedim yatasın, kızım güler batasın. Kızı günün içinde şirin yuhu tapasan, şirin yuhu tapasan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Harika söyledin. Vallahi harika söyledin. Uyumadın değil mi? Yok yok. Bu çocuk uyutur işte. Tamam mı? Bak bir Azerbaycan ninnisi. Tamam mı? Azerbaycan Türkçesiyle muhteşem bir ninni. Bak çocuklar ne güzel uyutuyor. Bak biz de dandini dandini dastana. Hele ben elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi sıkıntı mı yaşadım? Çocuk yine uyumadım. En garantisini söylüyorum. Gece. Trafik ışıkları da yok. Hepsi böyle kırmızıların hepsi yanıp sönüyor. Arabanın arkasına koy. Tamam. Sonra kapalı garajdan sessizce götür. Yatır. Gerçekten. Tabii ben hep böyle uyuttum. Tamam mı? Ben böyle uyuttum. Benim çocuklar ninniyle uyumuyor ki.
Yani ya da benim sesim niye uygun değil Etra be? İşte senin sesin olsaydı uyurdu. Demek ki ninni bu şekilde geçer. İlk ninni örneği de arkadaşlar Şeyh Galip. Şeyh Galip'in bir mesnevisi var arkadaşlar. İyi bir mesnevisi var. Şeyh Galip'in hangi mesnevisinde vardır arkadaşlar? Hüsnü Aşk. Divan edebiyatta işleyeceğimiz Hüsnü Aşk mesnevisinin içerisinde var. Tamam mı? Şimdi Balu Balu da DLT diyeyim. Divan Lügat Türk'te Kaşgarlı Mahmut Ninni'ye hangi isim vermiştir? Balu Balu ismini vermiştir. Tamam. Şimdi anonim halk edebiyatta nazım bitti bunlardı. Şimdi nesir, düz yazı türleri. Düz yazıyla söylenenler. Mit, bir mit ya da mitoz. Mitoloji de buradan gelir. Arkadaşlar çok 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 ama çok eskiye dayanır. Arkadaşlar Tanrı'nın yaratılışını, evrenin yaratılışını anlatır. Yani bir yaratılışın öyküsüdür. Ve insanlar tarafından kutsal bir öykü olarak bilinir, kutsaldır. Yani bunun kutsal olması ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun gerçek kabul edilmesi. İnsanlar tarafından gerçek kabul edilir ve çok eskiye ne yapar arkadaşlar? Dayanır. Ve bir yaratılışın öyküsüdür, bir yaratılış anlatır. İçerisinde her yönüyle neler vardır derseniz doğaüstü varlıklar vardır. İçinde doğaüstü varlıklar, içinde tanrılar, tanrıçalar, evrenin yaratılışı arkadaşlar bunlar vardır. Yani bu efsaneye göre arkadaşlar çok, çok, çok eskidir. Ve bir yaratılışın öyküsüdür. Anlaştık mı? Bir yaratılış öyküsü mittir. Geldik iki efsane. Bak. Bu değişik Türk boylarında apsana, afsana şeklinde geçer. Bak. Gerçek ya da hayali. Muayyen şahıs, hadise ve yer hakkında. Yani şahıs, kişi. Hadise bir olay. Ya da yer, mekan hakkında anlatılan, gerçek olduğuna inanılan hikayedir. Arkadaşlar mitten farkı nedir? Dünyanın yaratılışı, Tanrı'nın yaratılışını mit anlatır. Burada yaratılışın öyküsü yoktur. Bir. Peki ikinci farkı söyleyin desem. Mitler çok eski. Yaratılış bu daha yeni. İkisine de gerçekmiş gibi inanılır. Öğretmenim ben mitle masalı birbirinden karıştırır mıyım? Hayır. Çünkü masal mite, efsaneye göre, tamam mı? Masal efsaneye göre uzundur. Ama efsane masala göre kısadır. Arkadaşlar masalı kadınlar anlatır. Hatta masal anlatan kadına masal anası, masal ninesi, hekveci, olcum gibi isimler verilir. Tamam mı? Ama efsaneyi herkes anlatabilir. Masallar inanılmaz ama efsaneye inanılır. Çocuklara pek ninni söyleyemedim ama çok masal anlattım arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü onların bazı şeylerin gelişmesi için masal anlattım. Mesela anlattığım masallara benim kız Bilge diyor ki baba yine saçmalama ya diyor. Baba yine saçmalık diyor. Tamam mı? Bak çocuk bile inanmıyor. Ama efsaneye inanılır. Efsaneye inanılır. Peki mitten farkı ne, ikisine de inanılıyorsa? Mit evrenin yaratılışı, Tanrı'nın yaratılışını anlatır doğaüstü. Ama efsane arkadaşlar herhangi bir yaratılışın öyküsü değildir. Bir şahıs, kişi, yer, olay hakkında anlatır. Mesela örnek vereyim. Bir yer hakkında mesela bir köy düşün. Sallıyorum arkadaşlar. Bir tane köy var. Tamam mı? O köyde her gün gece 11 olduğunda şimşekler çakarmış. Yukarıdan beyaz bir ışık inermiş. Tamam mı? Beyaz bir ışık inermiş. Ve ışığın indiği yerde her şey yemyeşil olurmuş. Ağaçların hepsi bereket alırmış. Bak bereket kazanmış. Bir yer hakkında gibi. Ya da bir şahıs hakkında, bir kişi hakkında ya da bir olay hakkında. Ve insanlar masaldan farkı, masala inanmazlar, buna inanırlar. Olağanüstüdür. Ve taş kesilme motifi. Kısadır ya, taş kesilme, kuş olup uçma. Türklerde çok yoğundur. En yoğunu da taş kesilmedir. Bu nedir? Sıkıntılı bir şeyde kalan kişi Allah'ım beni taş et der. Nedir mesela?
hani çok yüzünüzün kızaracağı bir yerdir. Yüzünüzün kızaracağı bir yerde. Yani utaracağınız bir yerde. Allah'ım keşke taş olsam da şurada kalsam derdiniz. Pat taş olursunuz. Budur. Anladınız mı? Bu şekilde karşımıza çıkar. Ve asla geriye dönüş yoktur. Yani sen taş olduktan sonra hani geriye döneyim, tekrar insan olayım diye bir olay yoktur. Olay biter. Tamam. Bir efsane örneği ders notunuzu açın. Efsane örneğine bakalım beraber. Bak. Arkadaşlar 2023 video ders notundan efsane örneğimiz. Bir zamanlar köyün birinde fakir biri olanla köyün ağasının kızı birbirini derece severler. Fakat bunların evlenmeleri mümkün değildir. Oğlan fakirdir. Bu yüzden kızı babası başkasına vermek ister. Kız düğün gecesi gelinliğiyle fakir sevgilisine kaçar. Fakat kızın babası peşlerine adam takar. Adamlar iyice yaklaşınca kız, Allah'ım ya bizi öldür ya da kuş yap der. O zaman iki sevgili kuş olup uçarlar. Her gece orada iki kuşun kanat çırptığını gören köylüler genç sevgililer için türkü yakarlar. Kuş olmuş mu? Hadsiz. Gördünüz mü? Bir olay ve kişiler hakkında gördüğünüz gibi yapılmış. Geriye dönüşü yoktur. Bak kısacık. Hemen okudum. Bir dakika bile sürmedi. Ama bir masal daha uzun olur. Anladınız mı? Böyle ayrı. Verilen bir metin böyle ayrı. Bu arada masalların başında bir varmış bir yokmuş diye bir tekerleme usulü vardır. Ama burada gördüğünüz gibi bu da yoktur. Gayet kısadır, açıktır ve nettir. Anlaştık mı? Olay budur. Ha, tahtaya yazmadım. Çok mühim olmayan birkaç türden de bahsetmek istiyorum. Ders notunuzda var. Memorat. Memorat nedir? Olağanüstü varlıkları görme, dokunma, hissetme ve konuşma yollarıyla kurulan iletişime dair kişisel hatıralardır. Bunlar mesela kişilerin karabasan hikayeleri vardır ya arkadaşlar. Değil mi? Olağanüstü bir şeyi gördüğüne inanır ve anlatır. Yatılı okullarda çok anlatılır. Ben yatılı okul mezunuyum arkadaşlar. Ve biz de mesela anlatırdı. Biz koşarak gelirdi. Birini gördüm, ayakları böyleydi, elleri ters dönmüştü gibi. Bunlar memoratlardır. Karabasan hikayeleri, Alvaslı hikayeleri örnek olarak verilir. Tamam. Bir de tasavvuf edebiyatında işleyeceğimiz menkıbeler vardır. Evliyaların, sufilerin hayatlarından ve kerametlerinden bahseden hikayelerdir. Mesela örnek vereyim arkadaşlar. Kaygus Aptal. Kaygus Aptal Alanya Bey'in oğlu. Vay, kocaman bey oğlu. Tamam mı? Düşün, Alanya Bey'in oğlu. Alanya Bey'in oğluna mal var, şöhret var, ava çıkmış. Avda bir geyiği bir bacağından vurmuş. Geyik topallaya Aptal Musa'nın dergahına girmiş. Ve arkasından Aptal Musa, lan geyiğimi tek gecelere mi yedirteceğimler? Oh, paldır üldür girer. Ondan sonra girince ne istersin derler. Ben geyik vurdum der. Verin bana vurduğum geyiği. O geyik benim hakkımdır. O geyiği ben yiyeceğim der. Yalnız arkadaşlar, Aptal Musa gider. Oğul bir dur der ya. Derdin nedir? Geyik vurdu. Onu istiyor. Etini ben yiyeceğim der. Geyiği ben vurdum der. Aptal Musa o an koltuğunun altını kaldırır. Oku gösterir. Çıkarır. Oğul attın ok bu muydu der. Aa bir bakar o. Meğer Aptal Musa geyik kılığında ne yapıyormuş? Dışarıda geziyormuş şekil değiştirerek. Onu vurmuş aslında. Bunu gören kaygısız aptal şok. Şok. Ne yapar bunu gören kaygısız aptal arkadaşlar? Hemen tekkeye girer. Beyliği her şeyi bırakır. Asıl adı gaybidir, kaygısız olur. Ve artık ondan sonra Aptal Musa'nın izine girer, tasavvufçu olur. Bak bu. Şimdi bazen YouTube yorumlarını öğrenciler yazıyorlar. Hocam bu gerçek mi? Yoksa olağanüstü ya da böyle bir şey yaşanmamış gibi. Arkadaşlar ben buna gerçek desem hoca sallıyor dersiniz. La ben bunu olağanüstü desem, tamam mı? Dersiniz ki olan hoca ateist mi inanmıyor dersiniz, tamam mı? Ya kardeşim boş ver, tamam mı? Yani sonuçta böyle bir şey var. Ha sen ister gerçek kabul et, ister olağanüstü kabul et, sana kalmış, tamam mı? Budur. Menkıbede tasavvufta ileride işleyeceğimiz için. Şimdi masal. Bak nesirle yani düz yazıyla söylenmiş. Dinle büyü inanışlarından, törelerden bağımsız. Tamamen hayal ürünü. Yani insanlar efsane inanıyor, masala inanmıyor. Gerçekte ilgisiz. Evet, benim kız bile ne diyor arkadaşlar? Baba saçmalama ya diyor. Anlattıklarına inandırma vasfı iddiası bulunmayan anlatıdır. Evet, bulunmaz. Hocam nedir masal? Efsaneye göre uzundur. Ha, normalde çok uzun değildir ama efsaneye göre uzundur kıyaslarsanız. Tamam mı?
Ama mesela efsane insanlar ne yapıyordu? İnanıyordu. Bak burada inanma yok. Ortaya çıkışına bakarsanız kökeni eski Yunan ve Hint mitolojisine dayanır. Ve bilinen en eski masal Ezop masalları olarak bilinir. Bu Aesopos olarak da müfredatta geçebilir. Aesopos da olsa, Ezop da olsa Yunan. Milattan önce 6. yüzyılda yazıya geçirmiştir. Kahramanları genellikle nelerdir? Hayvanlardır. Zaten arkadaşlar fabl nedir derseniz fabla bir hayvan masalıdır. Aslında şiirsel bir şekilde yazılan hayvan masalı nedir? Fabldır. O zaman fabl aslında masaldan doğmuş bir türdür. Onun daha şiir şeklinde olan sadece hayvanların konuştuğu bir türüdür. Hayvan masalı olarak geçer. Şiirsel olması yönüyle ayrılır. Tamam mı? Yani fabl aslında masaldan çok farklı bir tür değildir. Doğu edebiyatında Panchatantra vardır. Hint edebiyatında. Ve Kelle ve Dibne vardır. Vedabada. Yani bunlar da doğunun masallarıdır. Peki Araplarda ne vardır? Binbir gece masallar. Bunun anlatıcısı da kimdir arkadaşlar? Şehrazat'tır. Tamam mı? Binbir gece masalları. Hani Arap kara diye kodla, Arap'ı kara olarak kodla. Normalde Araplarda kara değildir ama Arap'ı kara olarak kodlarsan binbir gece masalları Arap vardır. Ha. Binbir gündüz masalları da Farslarda yani İranlarda daha yoğun olarak kullanılır. İlk masal derlemesi Almanya'da yapılmıştır. Grimm kardeşler iki kardeş yapmıştır. Yuva ve çocuk masalları. Yani derleme nedir? Yazıya geçirme. Gidip hani hacı amca, hacı teyze ne anlatıyormuş bakıyorum. Pıt 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 bunu yazıya geçiriyorum. Tamam mı? O zaman ilk masal derlemesi Almanya'da Grimm kardeşler tarafından yapılmıştır. Yazıya geçiren ilk masaldır. 1812 yılında yuva ve çocuk masalları da diyebilirsiniz. Ev ve çocuk masalları da diyebilirsiniz. Mesela Andersen'in kibritçi kızı vardır, çok ünlüdür. Masallarda zaten arkadaşlar iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Çünkü aslında çocuklara da bir ders verme amacı, çocuklara iyi davranışlara yöneltir. Ve her zaman güzel ve iyi vurgulanır. Türk edebiyatında masal özelliği gösteren ilk eser. Arkadaşlar Uygur dönemi, Uygur dönemine aittir. Uygur edebiyatında sizinle işlemiştim. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kal yanam kara ve papam kara. Kal yanam kara ve papam karadır. Kal yanam kara, papam kara neydi? İyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzadenin arkadaşlar hikayesiydi. Peki kötü düşünceli şehzade, iyi düşünceli şehzadenin gözü ne oydu? Değil mi? Ama sonuçta kim kazandı her zaman? İyiler kazandı. Osmanlı döneminde derlenen Billur Köşk masalları da ünlüdür. Ama Türklerde en ünlü masal hangisidir derseniz Keloğlan masalları Türk edebiyatındaki en ünlü masaldır. Tamam mı? Evet, en ünlüdür. Masala kıssa, mesel gibi isimler verilmiştir. Daha sonra masal ismiyle netleştirilmiştir. Bu anlamında, tam bildiğimiz anlamda olağanüstü hikayeler için kullanılan da Namık Kemal'dir. İçerik özelliklerine baktığımızda kahramanların çoğu olağanüstüdür. Mesela periler, cinler, devler bir masalda rahatlıkla karşınıza çıkar. Zaman ve mekan belirsizdir. Mesela zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Ulan ne zaman? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ne zaman? Bak 1800, 1700 gibi net bir zaman yoktur. Mekan da belirsiz. Allah'ım size mesela Kaf Dağı, Çikolata Ülkesi, Periler Ülkesi, Devlerin Mekanı. Yani böyle yerler mi var? Tamam mı? Yani olağanüstü belirsiz arkadaşlar zaman ve mekan vardır. Bir de tayi zaman, tayi ve mekan vardır. Hocam bu nedir? Bak bu nedir biliyor musun tayi zaman? Mesela ben masalda nerede? Şu an masalda Kaf Dağı'ndayım. Tamam mı? Oo. Şöyle diyorum hemen arada arkadaşlar. Tamam mı? Konarak, göçerek, lale sümbül biçerek. Hop! Nereye gittim arkadaşlar? Hemen tayyi mekan. Kendi ülkeme geldim. Ya da tayyi zaman. Zaman hızlı bir şekilde değişir. Yani bir adam oradayken hemen saniyeler içinde öbür tarafta olabilir. Mekan ve zaman geçişleri hızlıdır. Peki. Her zaman
Kötülere karşı iyiler kazanır, iyiler ödül alır, kötüler ceza alır. Her zaman çirkine karşı güzel kazanır. Çocuğun eğitimi önemlidir, iyi değerler vurgulanır, olumlu davranışlar vurgulanır. Şu meşhur masalımız var ya, Keloğlan. Keloğlan, tamam. Keloğlan masalında değişik semboller vardır. Keloğlan zekayı şansa anlatır. Keloğlan zekayı şansa anlatır. Üvey anne zulmü anlatır. Yaşlı adam yardım etme iyiliği anlatır. Köse kötülüğü anlatır ve köse Keloğlan'ın rakibidir. Bazen öğrencilere söylüyorum, tamam mı? Keloğlan'ın rakibi kim diyorum? Sinek diyorlar. Ulan kazık kadar adamsınız. Çizgi film mi izliyorsunuz diyorum, tamam mı? Keloğlan'ın rakibi kösedir o çizgi filmde, tamam mı? Üvey kız kardeş kıskançlıktır ve teyze kötülüktür, tamam mı? Simge, yani Keloğlan zekayı ve şansı burada temsil ediyor. Üvey anne zulmü, yaşlı adam, yaşlıya yardım etme iyiliği, köse kötülüğü, üvey kız kardeş kıskançlığı temsil eder. Keloğlan'ın rakibi de kimmiş? Köseymiş. Anlaştık mı gençler? Evet. Ama daha masala devam etmem lazım. Bu video biraz uzayacak da idare edeceksiniz artık. Olmaz, uzayacak. Bir konu yarım bırakılamaz. O zaman yardırıyorum. Yalayut Kadir tahtayı siliyor. Haydi gençler. Evet gençlerim, tahtamı sildim. Masalla devam ediyorum. Masalın şekil özellikleri. Arkadaşlar, masalın şekil özelliklerini şöyle izninizle bir ayırmak istiyorum arkadaşlar. Bir, ilk bölüm döşemedir. Döşeme. Masalın giriş bölümüdür. Masala hazırlıktır. Burada giriş tekerlemesi olur. Buna kalıplaşmış sözler olduğu için formel de denir. Buna başlangıç formeli adı da verilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Nasıldır mesela? Bak, örnek veriyorum. Bakın, siz de zaten masal dinlediniz ve örneğe bakın. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babam beşin tıngır mıngırı sallar iken. Gördünüz mü gençler? Yani masalla hiç alakası yok. Şimdi masalda olağanüstü bir şey anlatacağım ya. Ve burada dinleyiciyi olağanüstü bir şeye hazırlıyorum. Bir adam, bir varmış bir yokmuş. Oğlanın sana sormuş ki, ana kaç kocaya vardın? Bak gördün. Bu şekilde karşımıza çıkar. Bu döşeme bölümdür. İşte buna evvel zaman içindeyle bir varmış bir yokmuşla başlayan yere masal tekerlemesi, yalanlama ya da uzun tekerleme adı verilir. Ama bazı masallar nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? Tamamen bundan oluşurlar. Tamamen tekerlemeden oluşurlar. Onlara da yalanlama masal adı verilir. Anlaştık mı? Onlara da yalanlama masal adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Evet. O zaman arkadaşlar buyurun döşeme. İşte ilk bölümümüz döşeme bölümü bu şekilde karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Tamam. Şimdi ikinci bölümümüz olay. Artık masalda olay anlatacağız. Yalnız olay kendi içerisinde serim düğüm çözüm. Olaya bağlı anlatımlarda giriş gelişme sonuç olmaz. Bunun yanında serim düğüm çözüm olur. Bak, serim bölümünde kişiler tanıtılır. Örnek veriyorum. Memleketin birinde yaşayan bir oğlan varmış. Kişiyi tanıttık. Düğün bölümünde olaylar gelişir. Çatışma burada olur. Ve iyiler kötüler çatışır. Ve burada artık iyiler ve kötülerin hangisi kahraman iyi, hangisinin kötü olduğu artık ön plana çıkar. Tamam mı? Ve burada arkadaşlar temel çatışma, merak buradadır. Sonra çözümde de olay sonlandırılır. Artık iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Hep iyiler kazanacak ki biz ne mesajı vereceğiz artık orada arkadaşlar? Biz çocuğa iyi düşünceleri burada kafasına vereceğiz. Demek ki döşeme. Sonra olay bölümünün içerisinde serim düğüm çözüm var. Ve serim düğüm çözümde olay anlatılıyor ya. Burada da konarak, göçerek, lale sümbülük, biçerek gibi formeller, kalıplaşmış sözler kullanılır olay ilerlerken. Son bölüm dilek ya da dua ya da dilek diye geçer. Burada da bitiş formeli vardır. Tamam mı? Gökten üç elma düştü gibi kalıplaşmış sözlerle tekerleme var. Bitiş formeliyle olay bitirilir. Bakın bir masalda neler olur bakayım. Gökten üç elma düştü. Biri söyleyenin, biri dinleyenin, biri de cemaatin. Yiyip içip muratlarına ermişler. Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine gibi. Tamam mı? Bir masalın içinde
bir deyim, atasözü gibi unsurlar rahatlıkla kullanılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Masallarda en çok kalıplaşmış sayılardan 40 sayısı kullanılır. 3, 7, 40. 40 gün 40 gece düğün yapmak gibi. 40 ince belli kız gibi. Tamam mı? En çok işlenen masal kahramanı Keloland'dır. Onun rakibi de kösedir gençler. Tamam mı? Kösedir onun rakibi de. Ve masalı herhangi birisi anlatmaz. Masalı genelde kadınlar anlatır. Masal anlatan kadına masal anası, masal ninesi, hekveci ve olcum gibi isimler ne yapılır arkadaşlar? Verilir. Tamam mı? İşte masal dediğimiz tür böyledir. Çok da zevkli bir türdür. Okudukça zevk alırsınız. Rahatlıkla da çözebilirsiniz. Mensurdur arkadaşlar. Düz yazıdır. Ve olağanüstüdür. Efsaneden farklı. Efsane insanlar ne yapar arkadaşlar? Efsane insanlar inanır. Ama masala inanmaz. Tamam. Bakın bir masal örneği. Ders notumuzdaki örneği okuyayım ben. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir padişah varmış. Masal tekerlemesiyle başladı. Ben burayı çok uzun tutmamak için sadece bir bölümünü aldım. Bu padişahın bir oğlu varmış. Bir gün padişahın veziri ve karısı ölmüş. Çocuklar yalnız kalmış. Bu çocuk padişahın oğluyla kardeş olmuş. Padişah bunların ikisini büyütmüş. Onları hiç dışarıya çıkarmamış. Padişahın oğlu Safa Bey, vezirin oğlu Cefa Bey bir gün gizli çarşıya çıkmışlar. Bir hammalın yanında sandık görmüşler. Hammalın yanındaki tellal, alan pişman, almayan da pişman diye bağırmış. Vezirin oğlu Cefa bir yaş büyükmüş. Sefa'ya, kardeşim bu sandığı alalım değil mi? Sefa Bey, almayalım ağabey demiş. Cefa Bey, hayır bu sandığı alalım deyince sandığı almışlar. Hammalla sandığı eve getirmişler. Babalarından habersiz odaya koymuşlar. İkisi beraber saklı olarak sandığı açmışlar ve sandığın içinden iki tane kız resmi çıkmış. Vezirin oğlu, kardeşim biri benim biri senin olsun demiş. Bu kızlar o kadar güzelmiş ki aşık olmuşlar. İki çocuk da günden güne sevgi ateşinden çökmeye başlamışlar. Padişah durumu merak edip hekim getirtmiş. Hekim çocukların sevda çektiğini söylemiş. Padişah durumu çocuklarına sorunca çocuklar durumu anlatır. Padişah resimlere bakınca bunlar Mısır padişahının ve vezirinin kızları. Fakat ben onların babalarıyla küssüm. Bu kızları almak güç deyince Cefa Bey, padişah babacığım biz bir planla o kızları getiririz demiş. Bak devamı yok. Çünkü devamını da yazsam ders notunda çok yer kaplayacaktı. Çok yer kaplaması ne demek arkadaşlar? Çok kağıt, forma sayısının artması ve fiyat olarak size olumsuz yansıması demekti. O yüzden arkadaşlar bir bölümünü verdim. Ama en azından bir masalın nasıl olduğunu ve uzun olduğunu hep beraber gördük. Şimdi fab. Bakın fablın tanımına bakın. Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan, bak kritik kelime bu, seçilen, ders verme amacı güden, genellikle manzum şiir şeklinde. Bak masalın şiir şeklinde olanı ve kahramanın hayvanlar olan. Tamam mı şiir şeklinde? Şeklinde edebi türdür. Ve soyut kavramları mesela dostluk, dayanışma gibi somut olaylarla anlatır ve çocuklara ders verir. Şöyle çıktı tahmin ediliyor. Mesela arkadaşlar niye kahramanları hayvan? Mesela bunun kahramanını atıyorum padişah yapsak, vezir yapsak o dönemde tepki alabiliriz anlatımlarda. Bu yüzden hayvanlar seçilmiş olabilir yorumu var. Hayvanlar hep bir şey anlatır burada. Mesela bir hayvan kibri, bir hayvan cesareti, bir hayvan kıskançlığı, bir hayvan kurnazlığı anlatır ve ders verir. Evrensel temalar çocuklara verilmeye çalışılır. Dostluk, dayanışma. Ve edebi sanatlardan en çok teşhis intak sanatı kullanılır. Hayvanlar var ya. Burada hayvanlar bir insan gibi düşünülür, insan gibi düşünür, insan gibi gezer, birbirleriyle arkadaşa insan gibi davranır, kişileştirme vardır. Ve intak sanatı vardır, o da konuşturmadır. Çünkü hayvanlar konuşturulur. Olay ağırlıklı olduğu için betimleyici anlatım azdır biraz daha ama öyküleyici anlatım arkadaşlar çok çok yer alır tıpkı masallarda olduğu gibi. Bak, şimdi kökenine bakacağım. 13. yüzyılda Sadi Şirazi'nin, Sadi'nin yazdığı Gülistan bu anlamda önemli bir örnektir. Ve bu işi en tepeye taşıyan fablı 17. yüzyılda La Fontaine'dir. Tamam mı? Peki öğretmenim, Türk edebiyatı, Hint edebiyatı, Arap edebiyatı ve Fars edebiyatından etkilendi mi? Etkilendi. Ve masal tipinde eserlerden fab, böyle birazdan şiirsel eserlere geçildi. Mesnevi, Mevlana yazdı.
Mantık-ı Tahir. Türk Edebiyatı'nda Gülşehir yazdı. Tabii ki Fars Edebiyatı'ndan etkilenerek. Bunların arkadaşlar içinde fablı andıran bölümler mevcut. Yani hepsi fab demiyorum. İçinde fablandıran bölümler mevcut. Yalnız harname vardır ki bu harname şeyhinindir. Şeyhin harnamesi arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda baştan sona ilk arkadaşlar fab niteliğinde eserdir. Toplam 126 tane beyitten oluşur. Ve bir Arap atasözünden esinlenerek söylenir. O Arap atasözü nedir öğretmenim derseniz, boynuz umarken kulaktan kuyruktan olan eşek. Tamam mı? Bak şimdi. Bir eşek var. Zayıf, cılız. Sürekli yük taşıyor. Sırtına sinek konuyor. Kuyruğuyla bile onu ne yapamıyor? Kovalayacak kudreti yok. Güçsüzleşmiş. Öküzler özeniyor. Çünkü öküzlerin boynuzu var, benim yok diyor. Öküzler semiriyor, kilo alıyor. Sabahtan akşama kadar yiyor, yayılıyor. Ben böyle yapmıyorum diyor. Ben sürekli yük taşıyorum diyor. Sahip bir gün bizim eşeği serbest bırakıyor. Lan git diyor. Gün senin günün diyor. Bizim eşek tepiniyor. Koşuyor. Bir bostanlığa giriyor. Lan ne bu? İnekler özeniyor ya, bostanlığa giriyor. İnekler bostanda otlamıyor ki. Gidiyor otların olduğu yerde. Bu bostanı dağıtıyor, mahvediyor. Bostanlığın sahibi geliyor. İlk önce bu eşeği sövüyor. Sonra bu eşeği dövüyor. Sonra bunun kuyruğunu kulağını kesiyor. Sonra bu eşek kuyruksuz kulaksız pir eşeğin yanına gidiyor. Yani yaşlı eşeğin yanına. Usta eşeğin yanına. Ya diyor böyleyken böyle oldu diyor. Ya diyor böyleyken böyle oldu. Kuyruğumu kestiler diyor. O da diyor ki ya diyor elindekini yetirmedin başkasına özendin diyor. Yani sen boynuz umarken kulaktan kuyruktan oldun diyor. İşte senin suçun bu diyor. Ve dikkat ettiğiniz gibi yine mesaj var. Yani çocuklara masalda fabla mesaj verir. Ama fablın önemli özelliği ne? Şiirsel olması ve hayvanlar üzerine kurulu olması. Ama masal nedir arkadaşlar? Daha düz yazı türündedir. Aslında fab bir hayvan masalıdır şiir şeklinde olan. Anlaştık mı? İşte arkadaşlar Anonim Halk Edebiyatı'nın videosunu da burada bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Esen kalın, her şey gönlünüzce olsun.